بسم الله الرحمن الرحيم Além Ve rahim olan Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan din gülünün maliki alemlerin Rabbi olan Allah'adır hamd. Ancak sana ederiz kulluğu ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı inayeti ya Rab! Hidayet eyle bizi doğru yola. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna. O gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şayet kullarım sana benden sordularsa Gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler. Bakara suresi 186. ayet. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Fatiha suresi ve Bakara suresi 186. ayeti kerimelerle bu mübarek gecede, bu mübarek üç ayların ilk cuma gecesinde programımıza İstanbul Taşoluk Bağlar Camii Arnavutköy İstanbul'da Bağlar Camii İmam Hatibi Hafız Adnan Akın hocamızın tilavetiyle başladık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Cenab-ı Hak gecenizi, üç aylarımızı, ömrümüzü mübarek eylesin. Amin inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, bir mübarek gecenin, bir mübarek mevsimin içindeyiz. Artık Kur'an'ın kokusu üstümüze düştü. Artık Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan mevsime girdik. İşte gördüğünüz gibi Recep-i Şerif'in ilk mübarek cuma akşamı Rabbimizin kitabıyla başladık söze. Duadan ve duanın öneminden bahsedelim ki şu üç aylar boyunca halkımızın yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği adeta bir yıl boyunca yapamadığı şeylerin bir yıl boyunca aksattığı, eksik bıraktığı, yarım kaldığı, hatta farz olan ibadetlerini bile gevşek tuttuğu bir yılın ardından üç aylar başlayınca milletimizde, memleketimizde, Müslümanlarda bir kıpırdanma, bir ilgi, bir bağışlanma arzusu, Allah'a karşı daha yakın hissetme meyli çok açık görülüyor üç aylar dikkat edin diyorlar. Aman öyle söyleme mübarek aylardayız gibi sözümüze, sohbetimize dokunan bir tarafı var bu ayların. Zaten hadisi şeriflerde de bu aylar Cenab-ı Hak tarafından Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve İslam alimlerinin 1400 yıllık geleneğinden bu aylara bir ilginin olduğu, belli zamanların üstün olduğu zaten var Kur'an'da. Mesela Kadir gecesi için bin aydan üstündür diyor Cenab-ı Hak. Peygam yine on geceye yemin ederim ki diyor vel fecr ve aşır fecri sadığa yemin ederim ki diyor Allah ve on geceye yemin olsun ki. On gece ne? Kurban bayramından önceki zilhiccenin on gecesi diyor İslam alimleri çoğunluk itibariyle. Yani zamanların birbirinden değer farkı vardır. Halkımızın bu tür ilgisini çok da yadırgamamak lazım. Çünkü bunun bir alt başlığı var. Fakat biz isteriz ki doğru bilgiler, Müslüman kardeşlerimiz madem bu mevsime yetişmişler, bit atlara düşmeden, yanlışlara, hurafelere, bilgisizce bir takım şeylere düşmeden bunu Resulullah Efendimiz nasıl davranmış, Peygamberimiz Müslümanlara hangi duaları öğretmiş? Kendi asrında sıkıntı çeken olmadı mı? Oldu. İlerleyen vakitlerde bahsedeceğiz. Borcundan mescitte ağlayan bir sahabiye rastladı Resulullah. Adam gelmiş mübarek, çaresiz. Sahabi fakir. Mescitte ağlıyor. Borcunu ödeyemediği için dışarı çıkamıyor utancından. Mescide sığınmış, mescitte çaresizce ağlıyor. Efendimiz gelmiş bir baba şefkatiyle onun halini sormuş. Yine peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam daha çok annelerimizden öğreniyoruz. Resulullah'ın eşi olan annelerimizden. Efendimiz yatarken, yatağa girerken nasıl dua etmiş? Kısacık, ezberleyebiliriz. Ben şimdi üç kere tekrar etsem göreceksiniz, ezberleyeceksiniz. E bunları yaparsak peygamber efendimizin doğru olarak bize tavsiye ettiği şeylere yapışmış oluruz. Kulaktan dolma, yalan yanlış, uyduruk şeyler değil de kaynağı belli, hadisi şerifler sahih ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri. Biz daha çok bu dersimize çalışırken İmam Nevevi'nin el ezkarına baktık. Dualar ve zikirler bölümü o kalınca bir kitaptır. Orada çok güzel dualar var. Değerli kardeşlerim madem çaylara girdik. Allah mübarek eylesin. Allah ağzımızın tadını, gönlümüzün huzurunu bozmasın. Şu mevsimlere yetiştirdi Rabbim Ramazan'ı görmeyi de nasip eylesin. Hayır. Bakın bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Recep'ün şehrullah, Recep ayı Allah'ın ayıdır. Ve Şaban'ı şehri ve Şaban ayı benim ayımdır diyor Peygamberimiz. Ve Ramazan'ı şehra ümmeti, Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır diyor. Şimdi neredeyiz? Allah'ın ayındayız. Öyleyse Recep ayı Allah'ın ayı. Bu ayda bol bol oruç tutalım ama tamamını oruçlu geçirmeyelim. Kaza tutabilirsiniz tamamını. Kefaret tutabilirsiniz kaza borcu olanlar, kefaret borcu olanlar. Bu oruçlar farzdır. Bu oruçlar borç varsa üstümüzde o farzdır zaten onu tutmak zorundayız. Ama nafile bir orucu bir ay boyunca ard ardına nafile oruç tutulmaz. İslam alimleri hoş görmemiştir nafile orucu kesintisiz tutmayı. Çünkü peygamberimizin açık bir tavsiyesi var. Ben bazen orucumu tutarım diyor nafile orucu. Bazen yerim diyor iftar ederim. Siz de öyle yapın diyor. Hazreti Ayşe annemiz ikaz ediyor. Bütün ayı oruçla tutana Resulullah hiç böyle yapmadı diyor. Ramazanın önünde bir boşluk olması lazım. Ama kefarete başladınızsa kefareti hiç kesintisiz tutabilirsiniz. O nafile bir oruç değil o senin borcun zaten. Değerli kardeşlerim peki biz nasıl dua etmeliyiz? Nelerle dua etmeliyiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin yatağa girerken yaptığı dualar var. Bunları biz dedim ya az önce annelerimizden öğreniyoruz. Bu mevsim dua mevsimi olsun. Duaya çok sarılın. Duayı ezberleyemezseniz bir dua kitabı alalım, elimize açalım ve o, o dualar hadislerden seçilmiş duaları Çoluğumuzla çocuğumuzla ezberleyelim, okuyalım evde. Sonra uyurken, işte yatağa girerken, sıkıntıya düştüğümüzde, bütün bela ve musibetlerden korktuğumuzda bu duaları namazlardan sonra duayı öğretmiş Resulullah. Bakınız yatağa girerken dua, bu çok önemli. Her gün uyuyoruz değil mi? Mecburuz. Uyumayan insan var mı? Yok. Biz melek değiliz zayıf varlıklarız. Yoruluruz ve uykumuz gelir. Uyumazsak da iş yapamayız, yaşayamayız. Dolayısıyla madem uyuyoruz, uyumak ve uyanmak arası bir zaman bilinçsizce geçen o zamanı Allah'a emanet ediyor Resulullah. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bakınız kontrol dışı geçireceği bir zamanı Allah'a teslim ediyor. Allah'a emanet edilmiş bir şeyden hiç korkulur mu? Hiç zarar gelir mi? İşte Allah Celle Celaluhu. Bakınız iki tane duadan bahsedeceğim. Birisi çok kısa. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki yatağa gireceğiniz zaman şöyle dua edin. Bismikallahümme ahya ve emut. Bu kadar. Bismikallahümme ehya ve emut. Hadisi şerif bu. Bu kadar kısa. Bismikallahümme ehya ve emut. Ne diyoruz biz burada? Türkçesini de söyleyebilirsiniz. Allah'ım senin isminle yaşarım, senin isminle ölürüm ya Rabbi. Ölümüm de senin isminle uyanmam da senin isminle olsun. Sana teslim ettim uyanmamı ve uykumu. Hepsi sana emanet ya Rabbi. Bunları ben sana bıraktım. Bu manaya Bismike Allahümme ahya ve emud. Yine biraz daha uzun olan şöyle bir e, duası var Resulullah'ın. Bismike Rabbi ve za'atu cenbi ve bike erfa'uhu fe in esmekte nefsi ferhamha ve in erseltaha fehfezha bima tahfazu bihi ibadike salihin sadaka Resulullah ya Rabbi senin isminle yatağı uzandım senin adınla şu yatağı uzandım kalkınca da yine senin isminle kalkarım Ruhumu alırsan Allah'ım bana merhamet et. Şayet uykudan canlı olarak kalkmayı nasip edersen onu da benim için salih kullarını koruduğun gibi beni de koru ya Rabbi. Değerli kardeşler peygamberimizin bu dualara ihtiyacı mı var? Haşa. Yer gök onun hatırına yaratılmadı mı? Kainat Hazreti Muhammed Mustafa'nın hürmetine yaratılmadı mı? Ya Resulallah sen uyurken niye böyle dua ettin ki? Senin böyle bir duaya ihtiyacın mı var? Bize öğretmiş Allah Resulü. Yol öğretiyor Allah'ın Resulü. Uyurken dua, elbise giyerken dua. Duanın önemini, duanın gücünü ve peygamber asrından dua örneklerini sahabe örnekleriyle hikayeleriyle dua örneklerini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذوا سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir. Haydır. Bütün varlığın idaresini yürüten Kayyum'dur. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur onun izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise Allah'ın dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsisi bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek ona bir ağırlık vermez. O çok yücedir. Çok üstündür. En büyük olan Allah'tır. Bakara 255 Ayetel Kürsi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bütün bundan dolayı Allah'a o güzel isimleriyle dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden, mülhitleri, inkarcıları terk edin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler. Araf Suresi 180. ayet Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Evet sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, önden gidenler dua vaktinde şu mübarek üç ayların mübarek gecesinde regaib, rağbet edilen bir gecede Allah gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin. Cümlenizin üç ayları hayırlı ve bereketli olsun. Adnan Akın hafız hocamızın okumuş olduğu bu güzel aşırı şeriflerle Rabbimiz ruhumuzu tenvir eylesin. Amin Dua gecesi dedik. Madem ki duadır bütün maksadımız, derdimiz dua. Kulun yardımı Allah'tan istemesi, kulun halini Allah'a arz etmesi. Dua yapmadan önce dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Bazen bir usul, bir davranış eksikliği bütün bizim taleplerimizi boşa çıkarabiliyor değil mi dünyada? Mesela bir valinin karşısına çıktınız. Valiye karşı saygısızca bir hareket ettik. Ama köyümüze de su istiyoruz veya işte yol istiyoruz. Bütün taleplerinizi boş çıkarabilir. Oradaki küçücük bir hatamız. Diyelim ki hiç yok yere yere tükürmek haram mıdır? Değildir ama ayıptır. Tuttun valinin yanında odasında yere tükürdün. Sonra konuşmaya devam ettin. Kanunen suç mu? Değil. Hapis cezası mı var? Değil. Peki ne? Bütün taleplerini boşa çıkarır. Dolayısıyla duada da bizim dikkat etmemiz gereken çok ince noktalar var. Değerli kardeşlerim bunu Ahmet'e, Mehmet'e, tarlaya, bayıra gitmeye gerek yok. Bakın çok kolayca, çok kısaca bir, bir Müslüman duasını Allah'ın kabul edeceğine içinde kesin şüphe olmadan inanacak. Allah benim duamı kabul eder diyeceksin. Sonra hani Şemsi Tebrizi'nin sözü olabilir. Bir İslam büyüğü güzel tespit etmiş. Diyor ki: "Yaptığın dua kabul olmuyorsa bil ki Allah seni o duanın şerrinden koruyor. Senin bilmediğin bir belası vardır. Allah aslında sana iyilik ediyor onu kabul etmemekle. Senin bilmediğin bir şey olabilir. Ya da senin bilmediğin daha büyük bir şey verecektir Allah." ...biraz sabret... ...çocuk balon istiyor... ...ama siz çocuğunuza daha büyük bir şey alıyorsunuz... ...diyelim ki... ...çocuk illa balon istiyor... ...albuki balon bir liralık bir şey... ...ama siz ona çok daha büyük bir şey alıyorsunuz... ...gibi... ...duada bir kardeşlerim... ...dua ederken mümkünse abdestli olalım... ...abdest almak... ...vücudu virüslerden temizlemek... ...mümkünse... ...bilebiliyorsak... ...imkanımız varsa... ...yönümüzü kıbleye çevirelim... Kabe'ye doğru. Daha saygılıdır bu. Eğer duada bir şeyden vazgeçmek, tevbe etmekse derdimiz şu üç şey olmadan bu duanın kabul olmasını beklemek boşadır. Bir, bir günahı terk etmedikçe o tevbe ettiğiniz günahı Allah bunun için yapacağınız duaya bakmaz. Bir, günahı terk edeceksiniz. İki, o günahı İçinizde pişmanlık duyacaksınız. Keşke yapmasaydım. Hata ettim. Keşke yapmasaydım. Bir vicdani pişmanlık. Üç, bu halinizi Allah arz edeceksiniz. Ya Rabbi, yüzümü sana döndüm. Sana geldim ya Rabbi. Duada usul, edep, erken kısaca bu. Duaya eûzü Besmele ile başlamak... Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek her duaya başlarken ama her duaya. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain demek. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de diyebilirsiniz. Yani hamd ve salavat duanın kabulüne vesiledir. Onun için bir dua edeceğiniz zaman elinizi açtığınız zaman Rabbinize ya da elinizi açmadan Nasıl isterseniz ama el açarak daha saygılıdır. Daha duanın adabına uygundur. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Azze ve Celle bizi her yerde biliyor ve görüyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam her, bakınız duanın bir de belli zamanlarda, belli mekanlarda yapılan dua tabii ki kabul olunur. Mesela bizim Kabe'yi i Muazzama'da yapılan dua başka yerde yapılan dua gibi olmaz tabii ki. Allah bütün dualarımızı Kabe'de yapılıp da kabul olmuş dualar içine dahil eliz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi yeryüzündeki en eftal ikinci mescittir. Mescid-i Nebevi'de. Mümkünse Medine'deysek Mescid-i Nebevi'de bol bol dua etmeliyiz dua etmeden önce mümkünse duanın önüne bir ibadet, bir hayır, bir sadaka koymak çok güzeldir. Mesela bir dua edeceksiniz. Gerçekten samimi bir işiniz var, bir ciddi pişmanlığınız var. Bir işten vazgeçmek istiyorsunuz. Bir günahtan kurtulmak istiyorsunuz. Bir belayı atlatmak istiyorsunuz. Dua etmeliyim bu gece dediniz. Dua etmeden önce ya o gün oruç tutun. Mesela ama dua için ha duanın önüne koymak için bir oruç tutun veya bir sadaka verin. Bir Kur'an kursu talebesine burs olabilir. Kur'an talebesine bir burs olabilir. Efendim bir hayır hasenat olabilir. Anne baba ziyareti olabilir. Anne baba ziyareti sevaptır Allah katında. Dua edeceğim ben bugün diyerek sizin Allah için bir arkadaşınızı ziyaret olabilir. Hiçbir çıkar beklemeden bir arkadaşınızı, Müslüman bir kardeşinizi ziyaret etmek duanın kabulüne sebeptir. Bak görüyor musun? Ne kadar hem arkadaş ziyaret ediyorsun hem de yapacağın duanın kapısını açıyorsun. Yine değerli kardeşlerim, bizim duadan önce mesela 100 kere, 200 kere bunun şartı yok ama bunu sakın işte şu kadar demek şartmış değil. 10 kere diyor peygamberimiz. Bir kul 10 kere günde la ilahe illallah. La ilahe illallah. Sonunda da Muhammedur Resulullah'ı bir kere söylüyoruz en sonunda. Muhammedur Resulullah'sız la ilahe illallah noksandır. İman tamam olmaz. Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın resulüdür o hakkı teslim etmeden yaptığımız kelime-i tevhid yarımdır, eksiktir. Yüz kere la ilahe illallah diyeceğiz, yüzüncüye Muhammedur Resulullah diyeceğiz. Her birinde Muhammedur Resulullah dersek daha güzel ama demesek bile la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah yüzüncüye Muhammedur Resulullah diyeceğiz. Ellinciye, onuncuya neyse. Böyle önüne bir hayır koymalıyız. Bir sadaka, bir oruç, bir tesbih. Mesela Hazreti Ali diyor ki: Resulullah bize evimize geldi, hanımımla bana bir tesbihat öğretti. Dedi ki: Bunları çekin, Allah size dünya ve ahiretin hayırlarını verecek. Allah sizi affedecek. Bütün müjdeleri verdi diyor. Ne onlar diyorlar Hazreti Ali'ye soruyorlar. Anh. Hadi biz de soralım bu akşam Şu mübarek regaib gecesinde Ya Ali bize de söyle Ey Ali 1400 yıl sonra Bize de nasihat et Hazreti Ali Efendimiz dedi ki Resulullah bize dedi ki yatmadan evvel 33 defa Sübhanallah 33 defa Elhamdülillah 34 defa da Allahu Ekber Derse bir kul Allah onun bütün günahlarını affeder Bak Hazreti Ali ben diyor peygamberimizden bunu duyduğum andan itibaren ölünceye kadar bunu hiç terk etmedim diyor Hazreti Ali son günleri. Dediler ki Hazreti Ali ile konuşanlar ey Ali Sıffin savaşının olduğu o dehşetli savaşın olduğu gecelerde de terk etmedin mi? Bak dikkat edin Sıffin savaşı nasıl bir şey biliyor musunuz? Mahşer gibi bir şey. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah'a yemin ederim ki sıffin gecelerinde de bu zikri terk etmedim. Bir de bize bir bakar mısınız? Gecenin birine kadar televizyon seyret sonra horul horul uyu. Ondan sonra da Allah bizim duamızı kabul etmiyor. Allah aşkına söyleyin. Siz olsanız kabul eder misiniz böyle bir hayat? Onun için bak çok kısa. 33 defa Allah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyim. Hatta bir de şunu tarif edeyim. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın eşi ya, en iyi kim bilir bir insanı? Hanımı bilir. Peygamber Efendimiz'i kim en iyi bilir? Evin içinde hanımı bilir. Biz Peygamber Efendimiz'in kapının içine kadar hayatını biliyoruz. Kapının içinde hayatını nasıl öğreniyoruz? Annemizden öğreniyoruz. O ne anlattıysa hanımı biz ondan öğreniyoruz. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah yatmadan üç defa kul huvallahu ahad. Üç defa kul euzu bi rabbil felak. Üç defa kul euzu bi rabbin okur. Az önce Adnan hocamın okuduğu ayetel kürsiyi okur. Fatiha'yı okur, eline üflerdi diyor. İki avucunu şöyle tutar karşısına, üflerdi. Sonra bununla vücudunu meshederdi diyor. Vücuduna sürermiş Resulullah. Şeytan bulaşmasın, zarar vermesin diye. Görüyor musunuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocuk korkuyor diyor. Bazı anneler çocuk getiriyor. Hocam çocuk yataktan fırlıyor ağlıyor diyor. Ağlar. Biz çocuğumuzu yatırırken bunları okuyup üflüyor muyuz? Bak okuyun inanın faydasını göreceksiniz. Resulullah hiçbir şeyi boşa yapmamıştır. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her namazdan sonra Muaz bin Cebel'e bir dua öğretiyor. Peygamber Efendimiz. Hazreti Muaz bin Cebel biliyorsunuz Peygamberimizin çok sevdiği ashabından ve Peygamberimizin ashabının içinde fıkıh ilmini en iyi bilen sahabelerden birisiydi. Sahabilerden birisiydi. Radıyallahu anh bir gün dedi ki Muaz gerçekten ben seni çok seviyorum. Vallahi ben seni çok seviyorum. Hazreti Muaz da gencecik delikanlı 25 30 yaşında yok. Size peygamberiniz böyle dese nasıl sevinirsiniz değil mi? Resulullah Efendimiz bizi görse mahşer günü Ahmet gerçekten ben seni çok seviyorum dese dünyalar bizim olur. Veya size Ayşe Hanım siz ne iyi bir insansınız. Ben senin peygamberin olarak seni çok seviyorum. Allah senden razı olsun dese, değil mi? Canımızı veririz bu söz için. Muaz bin Cebel'e bunu söylemiş. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın aklı gidecek gibi olmuş. Nasıl sevinmiş? Kim sevinmez? Dünyalar onun olur. Ne dedi biliyor musunuz? Peygamber sevgisi bedelsiz değil. Allah Resulü buyurdu ki, Ey Muaz, namazların sonunda şu duayı hiç terk etme. Namaz bitti ya, şu dua bak. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Kısacık. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Ne demek? Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet edebilmem için bana yardım et ya Rabbi. Ne güzel bir dua. Böyle bir duanın arkasına böyle bir duanın konduğu o namazdan hiç korkulur mu? İşte buyurun. Namazını Allah'a teslim ettin. Yani hataları noksanları varsa da ya Rabbi bana yardım et şu namaz tamam olsun. Allah'ım sana bir hediye verdim. Sakın böyle kulpu kırık, kenarları örselenmiş, poşeti buruşmuş bir şekilde çıkmasın. Varsa bir kusuru sen tamamla ya Rabbi. Bana yardım et. Şu ibadetlerimi kabul eyle ya Rabbi. Allah Resulü üç aylara girerken ne güzel dua etmiş. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellina ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur ya Rabbi. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, dua vakti artık son bölümdeyiz. Allah Resulü'nün asrından dualara bakıyoruz ve şu mübarek üç aylarda peygamber dilinden dualarla Rabbimize yöneliyoruz. Bir gün bir sahabi geldi. Resulullah Efendimiz'e hali kötüydü. Hastalanmış, perişan bir halde. Allah Resulü sana ne oldu öyle dedi. Akrep ısırdı ya Resulallah. Çok kötüyüm dedi. Akrep ısırdı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki eğer şu duayı yapsaydın ne akrep ısırırdı ne de Allah'ın yarattığı bir varlık sana zarar verebilirdi şu duayı yapan insana dünyada hiçbir şey zarar veremez. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bunu söyleyince nedir o dua bana öğretsene ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki hadi hep beraber Eûzu bi kelimâti tâmmeti min şerrim Ya Rabbi yarattığın her şeyin şerrinden senin mükemmel isimlerine kelimelerine sığınıyorum. Bizleri koru ya Rabbi Bela ve sıkıntılara düşen müminler Hazreti Peygamber asrındaydı. Resulullah Efendimizin asrından Ebu Derda Hazretlerine bir gün dediler ki: "Ebu Derda, yetiş, evin yanıyor." dediler. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh hayır dedi. "Benim evim yanmaz." dedi. "Niye ki?" dediler. "Niye ki senin evin yanmaz?" Ben Resulullah'tan şöyle bir dua işittim. Bu duayı yapana Allah sabah yaparsa akşama kadar, akşam yaparsa bu duayı sabaha kadar üzüleceği bir haber almaz dedi Resulullah. Sordular: "O dua nedir?" Ben bu duayı bu sabah yaptım dedi. Benim evim o mahallede yanmış olamaz. Resulullah hiç yalan söylemedi çünkü. Efendimiz Aleyhisselam'ın duası Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ve ente Rabbül arşil azim maşa Allah kâne mâ lem yeşe yekun ve la havle ve la kuvvete illa billahi laliyyil azim Allah'ım sen benim Rabbimsin senden başka ilah yoktur sana dayandım sen yüce arşın sahibisin. Allah'ım sadece senin dilediğin olur. Dilemediğin hiçbir şey olmaz. Güç ve kuvvet sadece Allah sayesindedir. Hakikaten bu duayı Hazreti Ebu Darda Hazretleri oradakilere söyleyince gittiler ki Ebu Darda'nın mahallesinde yangın çıkmış ama Ebu Darda'nın evi yanmamış. Peygamber Efendimiz'in müjdesi ve biz gecemizi şu mübarek Regaib gecesinde, Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinde, 3 ayların ilk mübarek cumasında tövbe istiğfar duasıyla programımızı noktalıyoruz efendim. Hadi hep beraber bir ömrün bütün günahlarına Rabbimizin kapısında duralım şu mübarek cuma gecesinde. Estağfirullahel استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم Ya Rabbi, Ya Rabbi, tövbe istiğfar ediyorum bütün günahlarımıza, bütün yanlışlarımıza, hatalarımıza. Tövbeler olsun Allah'ım. En büyük tövbeyle tövbe ediyoruz Ya Rabbi sana sığındık. Bulu çağına erdiğimiz günden şu güne kadar elimizden, dilimizden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan, bütün vücudumdan, azalarımdan bilerek ya da bilmeyerek meydana gelen cümle günahlarıma ve hatalarıma tövbe ettim. Pişman oldum. Sen bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Küfür, şirk, isyan, günah, hatalarımızın hepsine ne var ise tövbe ettik. Bir dahi yapmamaya azmeyledik, kast eyledik. Bizi bir daha haramlara, günahlara muhtaç etme ya Rabbi. ...şu mübarek aylara ulaştıktan sonra... ...şu mübarek yollara yolumuz düştükten sonra... ...şu mübarek cuma gecelerini bulduktan sonra... ...Allah'ım bizi haramlara düşürme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ve ya rahimin ...iman ediyorum ve ifade ediyorum, ikrar ediyorum ki... ...Peygamberlerin evveli Hazreti Adem babamızdır. Son Peygamber ve bizim Peygamberimiz... Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisi ve cümlesi, bu ikisi arasında geçen cümle enbeai-i murselin hazretleri ne geçtiyse ne geldiyse onların hepsi haktır ve gerçektir. İnandım ve iman ettim ya Rabbi. Allah'ım o peygamberlere gönderilen kitaplara, içindeki emirlere de şeksiz, şüphesiz iman ettik kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım ve ikrar ediyorum ve iman ediyorum ki son görderdiğin hitabın son emri ilahiyen Kur'an-ı azim şandır. Son peygamber de Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bizi Kur'an ve Resulullah yolundan ayırma ya Rabbi. Allah'ım şu aylara kavuşturduğun gibi, şu mübarek gecelere kavuşturduğun gibi, Şaban aylarına, Ramazan aylarına kavuşturmayı da nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle, hastalarımıza şifaları ihsan eyle, derdi olanlara devalar lütfeyle, borcu sıkıntısı olanlara hacet kapıları halk ile, Evlatlarımızı hayırlı ve başarılı eyle ya Rabbi, acılarını gösterme ya Rabbi, dualar ancak sana edilir. Şu mübarek gecelerde hastalarımıza şifa ver ya Rabbi, mahkumları, hapishanelerdeki kardeşlerimizi sevdiklerine sen kavuştur dualarımızın kabulü için, bütün gelmiş geçmişlerimizin ruhu için, gecelerimizin, üç aylarımızın hayırlı ve mübarek olması için, bilhassa Allah rızası için, El-Fatiha.